Merhabalar herkese tekrardan. Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. 2021-2022 sezonu transfer dönemi ve hazırlık maçlarıyla karşınızdayız. İnanılmaz bir transfer dönemi oldu arkadaşlar. Şok olacağınız hamleler var. Hemen bakalım mı? İstiyor musunuz? Evet. Gelelim şöyle. Transfer geçmişimize gelelim. Evet arkadaşlar, tam 123 milyon euroyu kasamıza koyduğumuz bir transfer dönemi. Kimler gitti? Antonio Merin Manchester City'ye 55 milyon euroya gitti. Barella Paris Saint-Germain'e 40 milyon euroya gitti. Livakovic Napoli'ye 11,75'e. Maier Torino'ya 8 milyon euroya. Dominik Solanke Newcastle'a 4,4 milyon euroya. Armin Jalek Paris Saint-Germain'e 3,8'e giderken Tokat ve Gümüşhane'de iki genç oyuncumuz gitti. Peki kimler geldi? Evet, sürprizimiz var. Romelu Lukaku Galatasaray'da arkadaşlar. Bana görürse dünya yıldızı. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum açıkçası. Yorumlara, video yorumlarına yorum yaparsanız memnun olurum. Tam 36 milyon 500 bin euro verdik kendisine de forvetteki eksikliğimizi gidermesi için. Sol açığa Marin'in yerine Jadon Sancho'yu aldık. Jadon Sancho biliyorsunuz günümüzde Borussia Dortmund'da oynuyor. Serbest kalma bedelinden yararlandık. 22,5 milyon euroya Jadon Sancho'yu aldık ve onun için de ileride çok büyük yıldız olacağını düşünüyorum. Yine büyük fiyatlara transfer yapabiliriz. Barella'nın yerine River Plate'ten Exuel Palacios'u aldık. Palacios bize 11,75 milyon euroya geldi. 22 yaşındaki Arjantin'in profili hakikaten gelişmeye çok açık. Aynı şekilde yani geleceğe yönelik yatırımlar yaptığımızı söylemek mümkün. Çok umutluyum Exuel Palacios'tan da. Evet, şimdi Atakan Kaynak. Evet, Tonali'nin yedeği olarak aldık Atakan Kaynağı. Şöyle bir avantajı var. Serbest kalma bedelinden yararlanarak aldık ve Türk statüsünde oynaması bizim için en büyük avantaj. Rotasyon kadromuzda yer bulacaktır Atakan Kaynak kendine. Evet, Mario Campana arkadaşlar. Martin Campana sözleşmesi bitmişti. Uruguaylı kalecinin en son Independiente'de oynuyordu. Bakar mısın son sezon performansını? 13 maçta 7.66. 2019-2017 20'de 17 maçta 7.56, 2018-2019'da 7.67. Tecrübeli, 32 yaşında, tam bence bizim ihtiyacımız olan bir kaleci. Evet, Divakovic potansiyelli bir kaleciydi ama zaman zaman bize yetmiyordu. Bence Martin Campana ile oraya çok önemli bir hamle yaptık. Bedelsiz gelen bir başka isim, sözleşmesi sona eren Real Madrid'in spor stoperi Jesus Valeu'yu aldık. Marcao, Valeu, Markovic ve Çağlar Söyüncü defans rotasyonumuza çıkacağız ki gayet iyi bir rotasyon oluşturduğumuzu düşünüyorum. Diğer bir isim. Evet, bir sürpriz daha. Genç yıldız adayı William Gubels. Monaco'dan 2 sezonluk kiraladık ve sözleşmesini 2 sezon sonunda 30 milyon euro satın alma opsiyonu koyduk. 19 yaşındaki oyuncunun bence profili gerçekten çok iyi. Bitiricilik 14, kafa vuruşu 13, hız 15, hızlanma 16. Daha 19 yaşında. 2 sene sonra nereye geleceğini göreceğiz ama çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve 30 milyon euroyu ona çok gönül rahatlığıyla vereceğimizi hissediyorum şimdiden arkadaşlar. Evet, transfer dönemimiz böyleydi. Şimdi hazırlık maçlarımız var. Guangzhou, Real Madrid ve Bayern Münih ile hazırlık maçları yapacağız. 3 hazırlık maçını yaptıktan sonra Beşiktaş'ta Süper Kupa maçına çıkacağız. İsterseniz hazırlık maçlarına başlayalım şöyle yavaştan. Kadromuzu kuralım ve ilk hazırlık maçımıza Çin ekibi Guangzhou karşısında çıkalım arkadaşlar. Hakikaten güzel bir kadro oldu. Özellikle forvetten çok sıkıntı yaşıyoruz. İki tane kaliteli adam aldığımızı düşünüyorum. Bakalım ilk hazırlık maçımız nasıl geçecek, merak ediyorum. Evet, şimdi kaleye tabii ki ilk maçta Campana'yı koyacağım. Sağ bekte zaten Hakimi var. Ortada Markovic ve Marcao, Valeriu stoperde yedekte düşünüyorum. Sola Caju'yu atacağım. Bu arada Caju'yla da Real Madrid ilgileniyor. Satmadık ama 15 milyon euroya satamazdım kendisini. 35 milyon euro istedik. Real vermedi ve şu an Caju'yla bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Orta sahaya Tonali'yi koyacağım. Tonali olması lazım. Barella'dan sonra Tonali'yi bırakamadık. Onun yanına öne ikiliye Palacios ve Atalay Babacan'ı koyacağım. Şimdi bu maçta sahada, bu arada Patrick Roberts'a da Arsenal ilgileniyor. Daha ciddi bir teklif gelmedi. Ama 40 milyon euro gelirse Roberts'ı da satmayı düşünebiliriz. Roberts'ı koyacağız. Solda Sancho ve Yunus Akgün bugün. Sancho ve Yunus Akgün normalde sol kanat forvetinde rotasyonu düşünüyorum. Ama olmadığı için Malcolm'u atacağım. İkisi de sakat. Forvet'e de Gubels'i koyacağız. Bu arada genç yıldızımız Mustafa Akyıldız, 17 yaşındaki forvetimizi de kadroya aldık. Rotasyonda kullanacağız kendini. Zaman zaman Türkiye Ligi maçı, Türkiye Süper Kupası maçlarında kendisine şans vermeyi düşünüyorum. Evet, ilk 11'imizi hemen hemen hazırladık. Yedeklerimize geçelim. İsmail'i koyalım. Lukaku'nun sakatlığı var arkadaşlar. 2 gün sonraki Real Madrid maçında oynayacak. Ömer, Jesus, Alena, Çağlar, Mustafa Kapı, Atakan, Burak,
ve Mustafa Akyıldız yedeklerini koyalım. Şöyle taktiğimize bir göz gezdirelim isterseniz hemen ve maça başlayalım. Heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. İşte 11'imiz arkadaşlar. Campana, Cajo, Marco, Marco, Çakibi, Tonali, Palacios, Atalay, Malcolm, Roberts ve Gubels. Lukaku'lu Galatasaray'ımız bakalım neler yapacak. Sancho'nun da çok iyi bir hamle oyuncusu olduğunu düşünüyorum. İyi hamleler yaptık. Güzel hamleler yaptık. Güzel hamleler yaptık. Bakalım sezon bize nasıl geçecek? Bence geçen seneye nazaran daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Özellikle ligde rekorları yine kırmaya talibiz arkadaşlar. Kendi rekorlarımızı kırmaya talibiz. Avrupa'da bakacağız. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali top noktaydı. Yani oraya gelmek kapsamlı özet yapmayalım. Kritik anlar yapalım. Oraya gelmek hakikaten zor. Üst üste bir daha gelmek zor. Ama yine hedefimiz en az çeyrek final arkadaşlar. Çeyrek final altının başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, uzun top. Bu arada tarihimizdeki en büyük transfer gelirini elde ettiğimizi de söyleyelim. Yani 55 milyon euro ile Marin zaten Türkiye rekorunu kırdı. Keza onu da aldık. Bu arada Atalay Babacan'da bir sakatlık var. Atalay'ın yerine Arena'yı alalım. Evet, iyi başlamadık sezon. Sezon sakatlıkla başladı. Bu iyi değil. İyi haber değil bu. Şimdi Gubels. Çok iyi bir oyuncu olacak arkadaşlar. Bakın Gubels'i dikkatle izleyin. Çok umutluyum kendisinden. Monaco'nun neden 30 milyon euro serbest kalma ödeneğine razı olduğunu anlamadım. Çok net anlamadım Gubels konusunda. Evet, Çinli futbolcunun isimlerini okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Çok Çince. Çok Çince. Renjun. Evet, bir tane okudum. Renjun. Uzun top geldi. Kaju. Bu arada sözleşmesi biten Bernat'la ilgilendik ama Bernat çok para istedi bizden. Tottenham'ı tercih etti. Orta kafa ve gol. İşte dedim size Gubels. 1-0 genç yıldızımız ilk şutunda ilk golünü buldu. Robertson ortasında Gubels'in golüyle 1-0 öndeyiz. Guangzhou karşısında dakika henüz 6. Türk Telekom Arena'daki ilk hazırlık maçımız. Yeni transferlerle ilk hazırlık maçımızda böyle vuruyor Gubels tam köşeye. Daha bu başlangıç. Aynı zamanda Lukaku'dan da kendine özel ders aldıracağım. Çok iyi bir profile gelecektir. Lukaku'yu da şu an 28 yaşında 30 yaşına doğru şöyle 40-45 milyon euroya Çin ya da Arap Yarımadası'na gönderirsek tadından yenmez arkadaşlar. Arkada Gubels ve Mustafa Akyıldız var o bölgede. Şimdi Alena. Roberts. Roberts'ın ortası kafa vuruşu. Kaleci Renjun. Karizmatik bir isim Renjun. Uzun top çıktı. Markovic. Roberts. Hakimi. Roberts. Tonali. Alena. Alena solda kaçan var. Kaju mu? Hayır. Mike Malcolm bıraktı. Palacios. Yeni transferlerin gecesi Palacios. Arjantinli oyuncu. Orta saha oyuncusunun golü. 2-0. Ondan da çok umutluyum. Çok güzel vurmuş. Çok güzel vurmuş. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. İyi, gayet etkili başladık. 5 şutumuz var. 4 isabetli. Şu an Guangzhou'nun herhangi bir şut girişimi yok. Bir kafa dışarıya Tonali. Tonali'ye de teklif geldi bu arada Milan'dan 30 milyon euroya kadar ama Tonali 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Onu vermeyen hiç kimseye vermeyeceğiz. Çünkü Barella'dan sonra Tonali'yi kaybetmek. Evet, belki Barella iyi oynamadı. Orta sahada istediğimiz yerini alamadık ama bu sene için çok güç kaybı olurdu. Ya orta sahayı bu kadar değiştirmeye gerek olmadığını düşündüm. Her şey para değil sonuçta. Yani takımın oyuncu performansında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, 32. dakika orta bir orta daha bir kafa daha yine dışarı. Kornerlerden tehlikeli geldik bu dakikalarda. Etkili oluyoruz köşe vuruşlarında. Bu Sadio Mane mi? Oha! Sadio Mane'yi almış Guangzhou arkadaşlar. Oha! Şu an Arsenal ve Atletico Madrid kendisiyle ilgileniyormuş. Ne kadar satmış? 72 milyon euro. Bayağı da önce gitmiş. Vay vay. Talişka var. Ricardo Goulart var. Aslında fena bir takım yok Guangzhou'nun ya. Alena. Palacios yine. Tonali. Palacios. Hakimi. Tonali vurur. Vurdu ve attı. Vurdu ve attı. 3-0.
Pirlo'muz vurur dedik. Vurdu ve topu çok güzel bir noktaya yolladı. Hakikaten muazzam bir bitiricilik. Çok iyi nokta, çok iyi noktaya gitmiş top. 3-0. Gayet iyi bir ilk yarı. İlk hazırlık maçımız için. Gayet iyi bir ilk yarı. Şut imkanı tanımadık. 11 şut attık, 6'sı isabetli, hatta 12'ye 7 oldu. Gubens, Palacios ve Tonali'nin golleriyle de 3-0 öndeyiz. Yeni transferlerimizin performansı önemliydi. Palacios ve Gubens'in şu ana kadar istediğimiz verimi aldık kendilerinden. Evet, ilk yarı 3-0 önde kapadık arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda değişiklikleri yapalım. Komple tüm takımı değiştirelim. Sezon öncesi fazla yüklenmemek lazım. İsmail'i alalım. Campana. Çok karizmatik bir isim değil mi? Campana. Kaju. Jesus Valeu'yu koyuyorum. Markovic yerine. Çağlar oğlum. İnşallah Atalay'ın sakatlığı ciddi değildir. Atalay'ın sakatlığı ciddiyse o bölgede biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Birazcık sıkıntılı olabilir. Mustafa Kapı'yı alalım arkadaşlar. Palacios yerine. Tonali'yi alalım. Camoğlu'nu alalım. Kanatları mı oynayacaklar mecburen? Çünkü kanat rotasyonundaki oyuncuların ikisi de sakat. Gubels'in yerine de Mustafa Akyıldız'ı alalım. Mustafa Akyıldız Galatasaray'la ilk maçımıza çıkıyor az takım seviyesinde. Haydi Mustafa'mız bizim ve ikinci yarıya başlıyoruz. Komple değiştirdik takımı. Komple değiştirdik. İnşallah bir sakatlığa sebebiyet olmaz maç içindeki aksiyonlar. Çünkü şu an yediğimiz de yok zaten. Şimdi Valeo. Alena, Mustafa, Burak vurdu, direkten döndü, direkten döndü. Burak Camoğlu'ndan çok etkili vuruş. Burak da Konyaspor, Aykut Kocaman çok istedi ama Burak kesinlikle ben belki de emekliliğini Galatasaray'da yapmasını istiyorum. Çok istikrarlı bir Türk oyuncu sağbek. Harika bir profil özellikleri yok. Daha önce bakmıştık ama elinden gelen iyisini yapıyor orada. Sol bek aradım Ömer Bayram yerine. Ömer Bayram'a Beşiktaş'tan teklif geldi. 4 milyon euro. Çok ciddi bir rakam Ömer Bayram için. Ama Türk statüsünde sol bek bulamadım arkadaşlar. Çok yararlı. O yüzden Ömer Bayram'la bu sene daha bir sene daha devam edeceğiz. Yani orada da bir eksiğimiz olsun ama iyi takım kurduğumuzu düşünüyorum. Yani özellikle forvet hattında ilk defa bu kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Gerçi Manzuk işler geldi bu takım arkadaşlar. Hep kariyerli isimleri aldık. Umarım bu sefer olacak ya. Bu sefer Lukaku'yla Gubens'le o forvetlik, o sıkıntıyı aşacağımızı inanıyorum ben. Bakalım önümüzdeki maçta, Real Madrid maçında nasıl bir performans gösterecek Romelu Lukaku, merak ediyorum. Evet, bu maç bitti bu arada, artık 3-0'da kaldı karşılaşma. İkinci yarıda fazla oyuncu değişikliği yapmadı Guangzhou. Yani Talisca, Goulart, Allen, Guderch, Paulinho ve Mane gibi as adamlarını oynatıyorlar. Buna rağmen pozisyon vermememiz bizim adımıza çok önemli. İlk yarıda da gol açısından fişi çektik. Ve ilk hazırlık maçımızdan Türk Telekom Arena'da 3 puanla ayrılmaya çok yakınız diyebilirim artık. Dakika 89, fazla da uzatmaz maçı. 2 dakika uzattım. Ya 2 dakikaya bile gerek yok aslına bakarsanız şu maçta bence. Artık son saniyeler. Burak bıraktı. Şimdi Mustafa. Evet, gözler hakemde. Hakem artık kronometresini kontrol ediyor. Ve maç bitti. 3-0 kazandık ilk hazırlık maçında. İlk yarıdaki etkili performansımızdan memnunum. Yeni transferlerimiz gollerini attılar. Gayet iyi bir performans diyebilirim. Sezon öncesi için futbolculara da o mesajı verdik. Ve devam edelim arkadaşlar. Bakalım son dakika transfer anlamı olacak. Evet, of. Atalay ne yazık ki 3 ay sahalardan uzak kalacak. Yani al işte. Yani sakatlığını kafana takma diyelim ama bayağı bir sıkıntı. Atalay'ın o bölgede olmaması yani bizim için bayağı bildiğiniz sıkıntı arkadaşlar. Yani önemli oyuncularımızdan sezonun ilk maçında böyle bir sakatlık vermemiz olmadı. Evet. Galatasaray takımı transfer harcaması rekoru kırdı. Evet. 77 milyon euro harcadık arkadaşlar. Ve Lukaku'nun transferi şu an en pahalı transfer. Evet.
Sağ görevlilerin ölçümü sormuş. Onaylayalım. Devam edelim. Paris Saint-Germain'den Augustin Fernandes'i teklif. Yak ya geç. Abdülkadir Ömür için kiralık teklifi var. Abdülkadir Ömür'ü alabilir miyiz acaba ya? Abdülkadir'i bir deneyelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya orta sahada da oynama özelliği var. Bir kiralayalım. Ya yok, kiralayalım ya. Bakalım bir teklif yapalım. Bakalım gelecek mi? Evet, Bayer Leverkusen'den Kaju'ya teklif ama 9 milyon euro. Kaju'nun C'sini satmam size. Geçiniz. Biz zaten adamı 7 milyon euroya aldık ya. Taş gibi oynayan adam yani. Uğur Karakuşçuk'tan soru var. Kaju daha dolgun bir maaş istemesine rağmen Real Madrid'e gitmesi için kendine çok yüksek bir bonservis bedeli biçtiğinizi düşünüyor. Oyuncuyu satacak mısınız? Yani şimdi zamanı geldiğinde görürsünüz diyeceğim. Basınla çok haşır neşir olmak istemiyorum basınla. Sevmiyorum abi basını. Evet. Bir gözlemcilik toplantısı daha bakalım kimler var. Beşi önermişler. Santrofor. Yani kalsın. Listemizde kalsın beşi de. Evet, Real Madrid ile oynuyoruz. İlk Real Madrid, sonra Bayer Leverkusen ile oynayıp hazırlık sürecimizi bitireceğiz. Mustafa Akyol için kiralık teklif var ama vermeyeceğim Mustafa'yı. Abdülkadir de kiralayalım. Türk kontenjanımız elimizde oyuncu olsun en azından. Şimdi bu sene Mustafa'yı çıkarttık. Önümüzdeki sene orta sahada bir oyuncu vardı. Neydi? Batuhan mıydı isim? Onu çıkartacağız. Burhan mıydı? Öyle bir şeydi isim. Hatırlamıyorum şu an. Yani kısacası Türk oyuncular da çıkartmaya devam ediyoruz yabancı transferleri yanında. Merak etmeyin arkadaşlar. Belki Mustafa Kapı'nın Atalay Babacan sakatlığı Mustafa Kapı'ya da yarayabilir. Mustafa Kapı'yı formaya alırsa bir daha vermez. İyi yönden bakmak lazım işte sakatlıklara. Şimdi Real Madrid maçında Mustafa Kapı'yı da başlatacağım. Alena ile başlatmayacağım. Mustafa Kapı'yı 11'e koyacağım. Lukaku'yu da oynatırız bu maçta artık. Yavaştan şöyle bir forma giymeye başlasın Romelu Lukaku. Gubels yedekten girer. İyi bir rotasyonlu forvet. Lukaku ve Gubels ikilisi zaten Türkiye Ligi'nin bence çok üstünde. Ama Avrupa'da da klas takımların forvet attı diyebileceğim bir seviye. Üst top nokta seviyelerden bile. Bu arada bir transfer teklifi var. Kimmiş o? Ahmet'e gelmiş Rizespor'dan. Ahmet Çalı 125 bin euroya satıyorum. Güle güle Ahmet. Yani 460 bin euro maaşından kurtulmamız bile bu transferi 100 milyon euro değerinde kılar benim için. Yapıştı Tarık Çamdal gibi yapıştı gitmek bilmiyor çünkü kendisi. Bu arada Ladrup bana laf atmış ama çok da iplenecek bir adam olduğunu düşünmediğim için çok şey etmiyorum Ladrup'u. Zor hazırlık maçları yaptık. Yani neden bu kadar zor yapıyorsun diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz ama sert girmek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Yani ligi süpüre süpüre başlayalım. Zaten ligi süpüre süpüre başlarken orada Şampiyonlar Ligi başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığımız anda form düşüşünü genellikle Aralık aylarında yaşadık. Aralık aylarında yaşayacağımız form düşüşünü bir şekilde Ocak'tan sonra telafi edebiliriz. Sert başlayalım. Yani düşük tempoyla başlayalım. Paldır küldür başlayalım sezonu. Evet, Real Madrid maçı. Real Madrid ve daha sonra da Bayern München. Abdülkadir'i de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Antalya'dan Burak Camoğlu için ama Burak'a kesinlikle vermeyeceğim. Yani inatla Burak'a şey yapıyorlar ama Burak'a kesinlikle vermeyeceğim arkadaşlar. Ya Ahmet Çalık'ı çıkartalım. Ahmet Çalık sana güle güle. Abdülkadir'i koyalım. Bakalım Real Madrid maçı ne olacak? Belki de Abdülkadir de iyi bir gelişim sağlarsa biz de belli olmaz. Evet tabii bu sene takımdaki en büyük eksiklik arkadaşlar. Vinicius Junior ve Antonio Mari. Şimdi güçlendik diyoruz, şey yaptık diyoruz ama bence geçen sezonun en iyi iki oyuncusundan biri.
Vinicius Junior, Patrick Roberts'la birlikte. Üçüncü sıraya da Marin'i ya da ilk beşe Marin'i koyarım. Şimdi Mustafa Kapı'yı alalım arkadaşlar. Şöyle yedeklerimde Abdülkadir başlamış. Lukaku başlamış. Lukaku'nun başlaması sevindirici. Sancho'nun kaç gün sakatlığı kalmış? Sancho'yu Bayern maçına yetiştirelim. Bir görelim ya adamı. 5 gün. Yunus 5-11 gün. Sancho Bayern maçına da yetişemeyecek galiba. Tabii yani işte kısacası evet Lukaku'yu aldım arkadaşlar. Lukaku'yu koyuyorum forvete. Hadi bakalım. Yani Mario Vinicius Junior hücum anlamında takımın %40'ına falan tekabül ediyordu ki çok yani Marin Şampiyonlar Ligi finalinde maçın adamı olmuştu hatırlarsınız. Mahvetmiş Paris Saint-Germain ama yapacak bir şey yok. Teklifler Real zaten Vinicius Junior kiralık da gelmek istemedi. Real Madrid alt takımda oynatacağını söyledi ki şu an gördüğünüz gibi de gözlerim doldu arkadaşlar. 10 numaralı formayı almış ve sol tarafta Vinicius Junior oynuyor Real Madrid hazırlık maçında. Yani yapacak bir şey yok. Marine'e de o tarz bir teklif geldiğinde kendisi de gitmek istedi zaten. 55 milyon euro. 10 milyon euroya almıştık Marine'i. 45 milyon euro bir kar. Çok büyük bir para. Yani satmamamız delilik olurdu. Bakalım Sancho'dan ben istediğim verimi bir şekilde o bölgede alacağımı düşünüyorum. Bu arada Real Madrid de komple yedek kadroyla çıkmış. Erik Bailly, Rudiger, Mendy, Ake, Valverde, Sabellos, Odegaard, Vinicius Junior, Mariano. Yedeklerine bakıyorum. Gay, Rodrigo, Zivkovic, Varnier, Moyral, Nebil Fekir ve Robert Lewandowski. Evet Lewandowski sözleşmesi bitmişti. Biz de teklif götürdük ama tabii gelir mi Lewandowski? Haklı olarak gelmedi. Haklı olarak Real Madrid tercih etti. Şimdi Mustafa Kapı sola bıraktı. Biraz hızlı bir top. Malcolm için. Malcolm da yakalayamadı tabii bu topu. Şimdi Robert Palacios. Şimdi Robert döner. O Messi vuruşlarından birini yapar. Palacios tam pas. Robert tam Messi vuruşlarından birini yapar dedim. Muhteşem bir gol attı. Hakikaten Robert. Şu kariyerimizde çok paralar harcadık, çok transferler yaptık. Dördüncü sezonumuz içindeyiz. Ama yani geliş bedeli olarak ki sözleşmesi bitmiş halde geldi bize. Verim aldığımız en iyi oyuncuydu. Yani maliyet verim anlamında Robert'ı baş köşeye koyarım arkadaşlar. Muhteşem bir oyuncu. İngiltere milli takımına da seçildi Southgate ve şu an Arsenal istiyor. Yani harika bir transfer Robert transfer. Umarım bugün sene Campana ve Valeo transferlerimiz ki onlar da bedelsiz. Kaleci Campana. Gerçi 32 yaşında Campana ama ve Valeo'dan umutluyuz. Onların da yüksek bedel bakın bir şut daha Robert Sanahut'a. Yüksek bedellerle dünya futbolunu ihraç edebiliriz. Tonali. Evet Real Madrid fazla etkili olamadı. Hatta hiç etkili olmadı. Robert'ın ortası Lukaku'ya gelmedi. Hakimi Tonali Mustafa Kapı vurdu dışarıya. Evet etkiliyiz. 1-0 öndeyiz. Şimdi Campana da bu arada Muslera'nın vatandaşı. Lukaku indirdi. Şimdi Lukaku'ya doğru. Romelu Lukaku ceza sahası içinde doğru hareketlendi. Lukaku'nun kafa topları indirmesi bizim için çok önemli. Tonali Hakimi vurdu dışarı. Ama şu an 6.7 oyuncu puanında. Daha da performansını üst seviyeye çekmesini bekliyoruz. Şimdi ikinci yarıda öyle bir şey olacak ki Real Madrid 11 futbolcudan alacak. Biz yedeklerimizi sokacağız. İlginç bir maç olacak ama bayağı etkiliyiz ilk yarıda. %69 topla oynadık. 12 şut attık 4 isabetli. Real ise 1'e 0 şu an şutları. Beğendim. Palacios 7'de. Robert 8-1'de. Malcolm 6-9'da. Lukaku 6-7'de. Ama çok top da taşıyamadık Lukaku'ya. Yani biz evet dediğim gibi biraz kanat forvet ağırlıklı ve orta saha gol ağırlığının yükünü çeken bir takım olduk. Yani Lukaku da gol atamıyorsa artık sıkıntıdan isimlerden ziyade taktikte olduğunu düşüneceğim zaten. Evet İlkan'ın son hata geliyor. Şimdi Romelu Lukaku'ya doğru. Lukaku çıkartamadı geriye. Şimdi pas. Kaju geldi. Kaju'dan pas. Mustafa Kapı güzel döndü. Mustafa Kapı 2-0. Aferin evlat. Aferin evlat. Bu sene senin senen olsun. Şimdi Atalan yerine 11'e de kapağı atacak muhtemelen. Sezonu onunla başlayacağız. Atala 3 ay sakat. Gerçekten işte bakın çekti. Çok güzel bitirdi. Çok güzel bitirdi.
harika bitirdi ve 2-0 öndeyiz. Dakika 46 arkadaşlar. Devreye 2-0 önde giriyoruz. Real Madrid karşısında gayet de iyi oynadığımızı söylemek mümkün. Tabii Real Madrid rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkmış. Şimdi az kadroya dönecek ama ilk yarıdaki futboldan memnunum. %64'te topla oynadık. 15 şut attık. 6'sı isabetli. Evet. Şu taktiksel değişikliklerimizi yapalım. Yapalım. Bu maçta kampana kalsın abi. İsmail Çipe'ye hiç güvenmeyelim. Ömer Bayram'ı alalım Kaju yerine. Ömer Bayram'ı alalım. Şuraya Valeri'yi koyalım. Alena'yı kimin yerine alalım? Alena'yı Palacios yerine alalım arkadaşlar. Çağlar'ı Marco'a yerine alalım. Abdülkadir Ömür'ü alalım. Bu maç oynasın Abdülkadir. Çünkü Robert geçen maçta komple oynamıştı. Abdülkadir de Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıksın. Atakan Kaynağı alıyorum tabii ki. Tonali yerine. Burak Camoğlu'nu alıyorum arkadaşlar. Burak Camoğlu'nu Hakimi yerine alıyoruz. Mustafa Akyıldız'ı almıyorum. Tabii Gubels var orada. Gubels'i alıyorum. Lukaku yerine Lukaku'yu ilk maçında gol atamadı ama olsun. Önemli değil. Lukaku toplayacaktır. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. Bayağı bir oyuncu değiştirdik şimdi ikinci yarıda. Onlar hala aynı takımla devam ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama maçın ilerleyen dakikalarında etkili Nevil Fekir, Lewandowski, Zico, Rodrigo gibi hücum oyuncularını, etkili hücum oyuncuları, çok iyi bir hücum oyuncusu bunlar. Rodrigo, Zivkovic, Real Madrid'in genç ve potansiyelli bir hücum hattı var. Ve üstelik ileride forvette de Lewandowski gibi tecrübe var. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bayağı ileri gidebilecek bir kadro. Geçen sene yarı finalde zaten yarı finale çıkmışlardı. Daha ne ileri gidecekse. Paris Saint-Germain eğlenmişlerdi. Arkadaşlar Paris Saint-Germain maçını aklıma gelince çıldırıyorum ya. Yani 90 artı 2'de Şampiyonlar Ligi finali kupayı kaybettik. Yani inanılır gibi değildi. Yani o Malcolm'un Marina attığı pası hiç unutmayacağım bu kariyerimiz boyunca. Eğer orada adam akıllı bir kontra yapsak maç 2-0 olacaktı. Öyle bir anlamsız pat attı Malcolm. Hücumu da mahvetti. Onu bırakın adamlar hızlı gelip golü yemiştik. Yani belki de kupa şu an kupalıydık. Avrupa Süper Kupası maçına çıkacaktık. Bir şut Alena'dan dışarı. Evet, ikinci yarı Hungs maçındaki gibi biraz rölantiye aldık tabii. Bunda oyuncu değişikliklerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk 11'imizin futbolcuları daha özel yetenekli, daha kaliteli futbolcular tabii ki. Ama önemli değil. 2-0 öndeyiz. Gol yemememiz de Real Madrid karşısında bir avantaj. İyi bir gelişme. Valeo da eski takımına karşı 6.8 oyuncu puanıyla oynuyor şu an için. Bunlar güzel gelişmeler arkadaşlar. Evet, 75-76'ya doğru geldik. Şimdi Lunin uzun oynuyor. Ömer Bayram karşıladı. Malcolm önünü aldı. Malcolm'dan Mustafa Kapı. Mustafa sağ tarafta Abdülkadir buluştu. Alena vurdu üstten out ama sanki orada biraz yana pas atsaydı Mustafa Kapı daha müsait gibi geldi bana. Yani çok zorlama bir vuruş yaptı Alena bu pozisyonda. Açıkçası anlamsız bir şuttu. Evet, yıldızlara girdi tabii. Rodriguez, James Rodriguez, İlkay, Zivkovic, Fekir ve Lewandowski girdiler. Bu arada savunmamızda inanılmaz bir hata Burak'tan. İlkay Gündoğan vurdu out. Ya maç 2-2'ye gelebilir şu an. Bütün hamlelerini bir anda yaptı. Rodriguez'te bir sıkıntı var. James Rodriguez sakatlandı. James Rodriguez. O da dünya futbolunun overrated futbolcularından biridir. Yani nasıl? İsim olarak çok dünya çapında ama bir türlü sahaya istediği performansı yansıtamadı. Ne Real'de ne Bayern Münih'te hiçbir zaman olmadı. Gareth Bale gibi bir nevi. Hatta Gareth Bale bile daha başarılı kendisinden diyebilirim. Bu arada orta geldi. Savunmadan dönen top Zivkovic. Evet, son 30 saniye. Hazırlık maçında Real Madrid karşısında 2-0 öndeyiz arkadaşlar. İyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi James Rodriguez, Valeho çok güzel girdi. Zivkovic gol pozisyonu ve o ama gol. Campana ne uçtu? Ama 2-1 oldu. Dakika 90 artı 3.
Burada kim hata yaptı? Valeho yerini kaybediyor. Evet, Valeho stoperde yerini kaybetti. Burada Burak Camoğlu yalnız çok güzel kurtarmış. İkinci pozisyonda uçmuş ama çıkartamamış Campana. 2-1. Neyse, önemli değil. Offside yok, oyna ya. Hazırlık maçında var mı kullanılır abi? Şimdi Malcom ortalıyor. Çağlar vurdu, dışarıya gitti. Hakem kronometresini kontrol ediyor. Ve Türk Telekom'da maçı 2-1 kazanıyoruz, Real Madrid hazırlık maçını. 24 şut attık, 9 isabetli. Real Madrid'in 7'ye 4. İyi bir performans. Özellikle ilk yarıda az takım 2-0'ı yakaladı. Şu oyuncularımıza bugün iyi bir performans diyelim. Çok mutluyum diyelim. Devam edelim. Şimdi son hazırlık maçımıza çıkacağız. Bayern Münih maçına çıkacağız arkadaşlar. Tabii ki o karşılaşmada da hedefimiz 3 puan. 3 puan diyorum. Galibiyet. Ondan sonra da yavaş yavaş sezona başlayacağız. Bakalım nasıl bir sezon geçecek. Açıkçası çok merak ediyorum. Zorlu bir sezon olacağını tahmin edebiliyorsunuz siz de. Hakikaten zorlu bir sezon olacaktır. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Yani elimizden gelenin hatta bir tık fazlasını yapacağız. Merak etmeyin. İnşallah geçen seneki gibi bir başarı elde edebiliriz. Ligde olacağını sanıyorum ama Lukaku hakkında rapor gelmiş bu arada. Lukaku hakkında rapor sunamazsınız abi. Neyin raporunu sunuyorsunuz? Pardon, pardon, pardon. Bir sigara içeceğim. Devam edelim. Bugün hava çok sıcak arkadaşlar. Felaket sıcak bir hava var. İstanbul'da şu an 27 derece gösteriyor. Benim arabanın içinden çekiyorum. Arabanın göstergesi. Evet, Bayern Münih. Evet, Ahmet Çalık gitti. Bayern Münih tabii şimdi en önemli oyuncusu, marka oyuncusunu kaybetti. Bayern Münih deyince akla ilk gelen isim Peter Lewandowski'ydi. Antrenman raporunda Mustafa Akyıldız, koçum benim, devam. Devam. Ve Kaju'da sıkıntı var. Çünkü Kaju'da sıkıntı olması normal. Transferine izin vermediğimizi şu an gider yapıyor. Oysa ki Brezilya kumsalında sürünürken biz onu aldık, futbolcu yaptık. Ama ondan körlük yapıyor. Ama bu sene göndermeyeceğim yani. Seneye gidebilir. Kendisi bilir. Belki 30 milyon euro verirse Real Madrid ne gidebilir? Ben Markovic'ten bekliyordum bu arada transfer. Ama Paris Saint-Germain son anda vazgeçti. Paris Saint-Germain Markovic'ten vazgeçerek Marasic'i kadrosuna kattı arkadaşlar. Porto'dan 5 milyon euro Marasic'e bastılar. Markovic'e gelmediler. Bizlik bir durum yok yani. Bana 45 milyon euro teklif etseydik sırtımda taşırdım havalimanına Markovic'i. Adamı 2 milyon euroya mı ne aldık ya? 2 mi 3 mü öyle bir şey. Kasamızda da ciddi para birikti. Bu arada finansal tedbirler bittiğinde en az 100 milyon euro transfer bütçesi bekliyorum. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bu sene 4. sezon. Yani bu sezonla birlikte 2 sezon sonra finansal tedbirler bitiyor. Evet, Demarkespor'un şampiyonluk oranları Galatasaray 3, Beşiktaş 5, Başakşehir 6, Fenerbahçe 7. Bence çok iyi vermişler. Canınızı, böbreğinizi basabilirsiniz. Evet, 251 milyon euro para var arkadaşlar kasamızda. Müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam. Evet, Başakşehir Cüneyt Güçlü'yü almış 6,5 milyon. Milan Tonali'yi kiralama teklif ediyor. Abi şaka mısınız ya? Şöyle otomatik numaralandırma diyelim. Sezon bilet satışları 34.457 bilet satılmış ve 10.000 bilet daha satarak yaklaşan sezonun toplamda 35.500 kombineye ulaşmayı hedefliyormuşuz ama bence bir 40.000 kombine yakışırdı bu takıma, az. Bana kalırsa az bir kombine sayısı arkadaşlar. İnşallah bu maçta Jordan mıydı, Jaden mıydı? Sancho'yu oynatabiliriz. Yeni sol kanat forvetimiz. Kendisine umutluyum, çok umutluyum. Hatta yani belki Marin'in bonservis bedelini geçebilecek bir performansı sergiyebilir bizde. Ama minimum 2 sene takımda tutmayı planlıyorum. İki İngiliz'e emanet ettik kanatları. Sağda Patrick Roberts, solda Sancho. İyi olacaklarını düşünüyorum. Türkiye Süper Ligi gol krallığı oranları. Ayda Lukaku yok arkadaşlar. Bu yalan. Milliyet tarafından Demirören Medya'nın yaptığı bir manipülasyon. Lukaku'sun gol krallığı şeyi mi olur ya? İstesi mi olur?
Beşiktaş Merih Demiral almış bu arada. Geçen sezon bizde kiralıktı Merih Demiral. 6,25 milyon lira almış. Hayırlı olsun. Bayern Münih maçında tribünlerin tamamen dolması bekliyormuş. Bir zahmet. Evet. Zaten bu maçtan sonra da 5 gün sonra Süper Kupa. Türkiye Süper Kupası'nda Beşiktaş'la oynayacak. Donnarumma yönelmiş bana ya. Abartmayın abi. Ligdeki en iyi oyuncu ödüllere adaylar. Evet. Lukaku burada girmiş 3,50 ile. Yamaguchi, Muharrem Oktay, Halil İbrahim Ağaca var Fener'de. Yunus Madı ve Edin Visca. Halil İbrahim Ağaca kim ya? Oo. Arkadaşlar bu nasıl bir profildir ya? Oo. Fenerbahçe muhteşem bir Wonderkid kazanmış. Altyapıdan mı bu? Yeni Malatyaspor'dan gelmiş. Ulan biz nasıl kaçırdık bu adamı? Muhteşem özellikler. Daha 18 yaşında. Harika özellikler. Bu adamı gözlemlememiz lazım. Fenerbahçe'den transfer yapmak çok zor ama Fenerbahçe muazzam bir Türk genç yetenek kazanmış. Harika bir oyuncu. Daha 18 yaşında. Çok büyük topçu olur o yani. Malatyaspor'dan almışlar 1 milyon euroya. 1,7 milyon euro. İşte transfer başarısı budur. Benim scoutlarım bunu tespit edemediği için tabii ben de her yere yetişemiyorum haliyle. Biz bu transferi kaçırdık arkadaşlar. Sancho takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu maçta bir deneriz kendisini. Evet. Geçelim. Antonio Conte. Bayern Münih hocası bu arada. Evet, şu Sancho'yu alalım bir. İlk yarı idare eder Malcolm'un yerine. Az kadromuz da çıkalım çünkü. Evet, başlıyorum. Az kadrom değil mi bu? Şu anlık az kadrom. Atalay Babacan sakat. Campana, Hakimi, Marko Hoç, Marko Akoji, Tonali Palacios, Mustafa Kapı, Patrick Roberts, Jadon Sancho ve Romelu Lukaku'yu kombin ile sezonun son hazırlık maçına çıkıyoruz. Bayern Münih karşılaşmasına arkadaşlar. Başlayalım. Biz başladık. Lukaku ve Tonali. İki yıldızımız Kaju. Tonali, Kaju. Rakibe baktığım zaman Renato Sanchez gibi oyuncular var. Şimdi Roberts orta geldi. Ceza sahası ve offside. Offside. Tonali'nin offside. Tamam geçelim. Önemli değil. Offside, offside. Felix var biliyorsunuz. Günümüzde Benfica'da oynuyor. Coman, Goreska, Renato Sanchez, Bayern Münih, Robben ve şey yok tabii, Ribery yok. Lewandowski de gidince bayağı bir kabuk değiştirmek zorunda kalmış. Şimdi Marcao, Mustafa Kapı, Sancho, Mustafa Kapı. Mustafa çok güzel götürdü. Mustafa Kapı vurdu. Avut, aferin Mustafa. Dene oğlum. Diallo var, Ginter var, Lazaro var. Bayağı bir yıldızından mahrum bir Bayern Münih izliyoruz arkadaşlar. Öyle çok herhangi bir dünya yıldızı diyeceğimiz bir oyuncusu yok şu an. Potansiyelli oyuncu. Bu arada yine bir Messi golü geliyor. Patrick Roberts'tan mükemmel bir gol. 6. dakika 1-0. Arkadaşlar inanılmaz bir futbolcu. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bakın muhteşem bir gol atıyor. Muhteşem. 1-0 dakika 6. Patrick Roberts. Şimdi Diallo, Goretzka. Goretzka iyi oyuncudur yalnız. Sanchez, Renato Sanchez. O da James Rodriguez gibi çok hızlı girdi piyasaya ama olmadı. Tutmadı yani. Campana. Nereye koçum benim? Yalnız Campana'da psikopat bir şey yok mu? Bir hava var değil mi? Şimdi Robertson ortası. Romelu Lukaku. Lukaku 2-0 dakika 9. Robertson ortaladı. Lukaku Galatasaray formasıyla ilk golünü hazırlık maçında Bayern Münih'e karşı atıyor. Dünya yıldızımız. Roberts bir gol bir asistle gecenin yıldızı. Muhteşem bir orta. Lukaku bunlar için yaşıyor. Ayak içi, sol ayak içi. Kalecinin iki kaleci olsa çıkartamaz bunu. 2-0 öne geçtik. Henüz 10. dakikada gayet etkili başladık Bayern Münih karşısında. Zaten böyle olacağını tahmin ediyordum açıkçası. Çünkü Bayern Münih eski günlerinden çok çok uzakta bir kadro yapılanması var şu an. Evet, 7 şut attık, 4'ü isabetli. Robertson'un muhteşem golü ve bir asisti. Lukaku'nun golüyle 2-0 öndeyiz. Bayern München karşısında 2021-2022 sezonun son hazırlık müsabakası. Ondan sonra sezona
Beşiktaş Türkiye Kupası maçıyla inşallah başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Rahner, Joao Felix. Bence şu an bir Bayern Münih'in en etkili oyuncusu, en iyi oyuncusu kağıt üstünde yani. Joao Felix. Diallo, Rahner, Diallo, Renato Sanchez, Maier, Rehner, Goretzka biraz pas yaptılar. Renato Sanchez, şimdi Joao Felix. İyi alan kapattık biz de. Şimdi sağ tarafa döndüler. Coman, Kingsley Coman. Oo, çok güzel bir gol. Oliver Batista Meyer'den çok klas bir gol attı Bayern Münih. Ve 2-1 oldu dakika 27. İlk ataklarında yine başımıza gelen şey devam ediyor. İlk ataklar gol her zaman. İşte Coman çok güzel bir vuruş sol ayakla. Campana'nın yapabileceği bir şey yok. Yine de deli gibi uçmuş. Çok ilginç bir kaleci profili var şu an Campana'nın. Bayern Münih ilk atanda gol buldu. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda bayağı bir rotasyon da yapacağız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak merak ediyorum. Belki de dönebilir maç bilmiyorum. Ama 14 şut atıp 7 isabet bulduğumuz maçta daha farklı bir skor elde edebilirdik. Yani şu 3-1, 4-1 olabilirdi maç. Üstelik Bayern'in tek şutta gol attığını düşünürsek. Şimdi Mustafa Kapı. İyi bıraktı Robert. Mustafa Coman. Dönen topu Tonali topladı. Roberts ve Roberts. Sen nasıl bir adamsın Roberts? Sen nesin böyle? 3-1. İki müthiş gol. Jeneriklik gol. Bir asist. Yani hakikaten inanılmaz. Yani ben Barcelona kariyeri de yaptım. Ama Messi ile bile bu kadar çok güzel gol bu görmedim arkadaşlar. Çok net söylüyorum size. Muhteşem bir sol ayağı var Patrick Roberts'ın. 3-1 yakaladık. 17 şut, 10 isabet henüz ilk yarıda. Bayern München'a. Bayern'in tek golü gol olduğu, tek şutu gol oldu ne yazık ki. Ama o bizim hastalığımız biliyorsunuz. Normal. Gecenin adını ise 2 gol bir asistle Patrick Robert. Sancho bugün 6.7'de kaldı. Evet, o konuda biraz sıkıntımız var ama alışacaktır ilk maçı da. Evet, ilk yarıda 3-1 öndeyiz. 18'e 10 şut. Harika bir performans. Robertson muazzam oyunu. Lukaku'nun ilk golü. Güzel bir gece bizim açımızdan. Şimdi oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Ömer Bayram'ı alalım arkadaşlar. Jesus Valeu'yu alalım. Alena'yı alalım. Mustafa Kapı oynasın. Çağlar'ı alalım. Marcao yerine. Abdülkadir'i alalım. Roberts yerine. Roberts ayakta alkışlanacak bir performansa çıkıyor. Atakan Tonali yapalım. Burak Hakimi yapalım. Gubels Rukaku yapalım. Ve Malcolm Sancho yapalım. Karşılaşmaya başlayalım. Şimdi ikinci yarıda dönebilir maç. Belli olmaz. Bendan Traore ile oynadılar. Yedeklerine bakıyorum ama yedeklerinde de yani Fenerbahçe'de kiralık oynayan Alfonso Davies falan mı geçen sene? Yani öyle çok etkili bir kadrosu yok hakikaten Bayern Münih'in. Şimdi Ömer Bayram bir kere daha ortaladı. Savunma çıkarttı. Abdülkadir aldı. Alena'yı bıraktı. Alena vurdu. Dışarı vurdu. Şimdi Valeho, Atakan, Mustafa Kapı vurdu dışarıya. Uzaktan şutlarım çok etkili. Bunun için özel antrenman programı da yapıyorum zaten uzaktan çekmede. Robertson inanılmaz faydasını görüyorum ki Mustafa Kapı da bu sezona iyi başlayanlardan hazırlık kampında. Geçen maç golü vardı. Bu maçta bir asist ve 7.1 oyuncu puanıyla şu an ilerimizden. Tabii Atalay'ın Babacan'ın şok sakatlığıyla kadroda bir anda kendine yer buldu ilk 11 oyuncusu olarak. Sezona da onunla başlayacağız. Şimdi Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı. Savunmadan dönen top. Alena. Alena vurdu. Fruktal. Nefis bir şut Alena'dan. İyiyiz ya iyiyiz. İyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz şu dakika itibariyle. Ömer'den bir orta Fruktal.
Evet, 70 oldu. İkinci yarıda tabii vitesi düşürdük. Yedek oyuncularımızın da maça dahil etmemiz bunun baş faktörlerinden. Az kadro, dediğim gibi az kadro oyuncuları ya da yedek kadro oyuncuları nereden baksan bayağı bir fark var. Yetenek ve yaratıcılık açısından. Ama Türkiye Ligi'nde bu oyuncuların çoğunu kullanacağız. Çoğunu, yani Malcolm, Gubelsi, Atakan Kaynak, Alena, Valeo, Çağlar, Burak, Ömer, bunların hemen hemen hepsini kullanacağız arkadaşlar Türkiye Ligi'nde. Evet, sakatsız belasız bitişim şu maç. Gumsu'yu 4-0, Real Madrid'i 2-1 ve Bayern Münih'i 3-1 mağlup ediyoruz. Hazırlık kampımızdaki ve hazırlık sezon öncesi maçlarımızda iyi bir hazırlık kampı, güzel bir transfer dönemi geçirdiğimizi de düşünüyorum. Zevkli bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. 2021-2022 sezonu. Finansal fair play'in bitmesine de bu sezonla birlikte 2 sezon kaldı bakalım. Bizim için o da önemli bir nokta. Bakalım nasıl bir transfer bütçesi verecek. Kasamızda 250 milyon euro var. Yani en az minimum 80 milyon euro isterim. Yani versinler. Evet. İkinci yarısı gayet sıkıcı olan maç bitti. 3-1 kazandık. İlk yarıdaki goller. 28 şut attık. 13 isabetli. Bayern Münih'e sadece 2-2 arkadaşlar. Ama 2 şutta 2 isabetli de bir gol bulmaya başardılar. Evet. Yavaş yavaş sezonun ilk maçı öncesi istediğimiz noktaya geliyoruz diyelim. Maçtan çıkalım. Evet arkadaşlar, hazırlık kampımız bitti. Transfer kampımız bir sürpriz olmazsa bitti. Şimdi Beşiktaş'ta 1 Ağustos'ta Beşiktaş'la Süper Kupa maçına çıkacağız. Bu kariyer videomuzu bitirelim. Sezon başlangıcı yeni videolarla beraber olacağız. Çok güzel bir kariyer bekliyor bizi yalnız. Bunu diyebilirim. Hakikaten heyecanlı. Değişik maçlar oynayacağız. Geçen sezondan daha iyi maçlar oynayacağımızı düşünüyorum. Çok iyi transfer dönemi geçirdik. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hem kariyer hikayeleriyle beraber olacağız, hem farklı konseptlerdeki videolarla beraber olacağız arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.